Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle this, that, this, that, e ve en kavramlarını öğreneceğiz. This, bu, yakındaki nesneler için kullanılır. That, şu, uzaktaki nesneler için kullanılır. This is a book. Bu bir kitap. Bu kitap. E bir tane. This is bu. Bir tane olan nesnelerde İz yardımcı fiilini kullanırız. This is a pencil. Bu bir kalem. Pencil, kurşun, kalem. This is bu. E bir tane. This is my mother. Bu benim annem. This is my mother. Mother, anne. My, benim. This is bu. Tekillerde this kullanıyoruz arkadaşlar. Ve tekilse eğer iz yardımcı fiilini alır. Bir tane olan nesneler için This is a beautiful girl. This is a beautiful girl. Bu bu güzel bir kız. This is bu. E bir tane beautiful girl güzel kız. Beautiful güzel. Girl kız. This is bu. E bir tane. This is a beautiful girl. Bu güzel bir kız. This is an orange. This is an orange. Bu bir portakal. Orange portakal. An bir tane. This is bu. Bu bir portakal. Neden e? Neden en kullandık? Ee, e de en de ikisi de bir tane demek. Ama arasındaki tek fark E'den sonra gelen harf sessiz. N'den sonra gelen harf sesli ile başlamıştır. Daha doğrusu ağzımdan ilk çıkan harfe, ağzımızdan ilk çıkan harfe dikkat ediyoruz arkadaşlar. Beautiful derken ağzından ilk çıkan harf b sesidir. Orange derken ağzımdan ilk çıkan harf o sesidir. Dolayısıyla sessiz harflerde e, sesli ile başlayan harflerde n kullanırız. Ama daha doğrusu ağzımızdan çıkış hali önemlidir. Yazılışı değil. These are students. These are students. Bunlar öğrenciler. These bunlar. Yani disin çoğulu çoğul olduğu zaman artık is kullanamayız. Ar yardımcı fiilini kullanıyoruz çoğullarda. Students, students öğrenciler. Eğer bu s olmasaydı bu sefer this is a student diyecektim. Çünkü s çoğul yapmıştır student'ı. Öğrenciyken öğrenciler oldu. These are flowers. These are flowers. Bunlar çiçekler. Flowers çiçekler. S olmasaydı flower çiçek olacaktı. Eğer S olmasaydı burada these are yerine this is kullanacaktık. These are toys. Bunlar oyuncaklar. Eğer bu S olmasaydı toy oyuncak olurdu. Burası is olurdu. Ama s eklediğimiz zaman burası r oldu. Demek ki çoğullarda r kullanırız. Tekillerde is kullanıyoruz. Tekillerde dis, çoğullarda dis. Yani dis bu, dis bunlar anlamına gelmektedir. These are crayons. Crayons boya kalemleri. Bunlar Boya kalemleri. These are crayons. Bunlar boya kalemleri. Eğer bu S olmasaydı ne diyecektim? This is a crayon. Bu bir boya kalemi diyecektim. Ama S olduğu için these are oldu. S olmasaydı this is diyecektik arkadaşlar. Ve buraya E gelecekti. This is a crayon. Şimdi öğrendiklerimizi daha ayrıntılı bir şekilde işleyelim. Ne dedik? That şu demek. Şu. Şu derken uzağımızdaki nesneler için kullanırız. That'i. That tekiller için kullanılır. Dolayısıyla iz yardımcı fiilini alır. That is a ball. O bir top. Ball top. That is şu ya da o. That is A mother. O bir anne. That is. O bir anne. That is a teacher. O bir öğretmen. Mother anne. Teacher öğretmen. That is an eraser. O bir silgi. Eraser. Silgi. Dikkat ederseniz burada da e ve en kullandık. Niçin? Çünkü E'den sonra gelen ilk harfe bakıyorum. Kelimenin ilk harfine bakıyorum. Teacher. Ağzından çıkan ilk harf t sesi. Dolayısıyla sessiz bir harf ve e gelir. Sessiz harflerde e kullanıyoruz arkadaşlar. That is an eraser. O bir silgi. Ağzından çıkan ilk harf eraser. Silgi derken eraser, i e harfi çıkmaktadır. Dolayısıyla sesli bir harf olduğu için an alır arkadaşlar. That is an apple. Aynı şekilde o bir elma. Apple, elma. Ağzımızdan çıkan ilk harf e sesi olduğu için, sesi e sesiyle başladığı için en kullanıyoruz burada. E de en de bir tane anlamına geliyor. Ama E ağzımızdan çıkış haliyle sessizle başlarsa kelime o zaman kullanılır. En de sesliyle başlarsa kullanılır arkadaşlar. Doğuz detin çoğuludur. Yani o onlar, şu şunlar. Çoğullarda iz yerine Ar kullanıyoruz. Çoğullarda iz yerine ar kullanırız. Those are balloons. Şunlar ya da onlar balonlar. Balon, balon demek gördüğünüz gibi se tıksa almış, çoğul olmuş. Balonlar oldu. Çoğullarda ar kullanırız. Those, that'in çoğuludur. That, şu, those, onlar ya da şunlar. Those are marbles. Marbles misketler. S olmasaydı marble tek bir misket anlamına gelecekti. Those are buttons. Buttons düğmeler. S olmasaydı tek bir düğme anlamına gelecekti ve burada are olmaz, is olurdu. Bu da those olmaz, that olurdu arkadaşlar. Demek ki tekillerde ve çoğullarda that, those değişimi var. Is, are değişimi var. That is, those are. That is tek bir tane olursa those are çoğullarda ve uzağımızdaki şeyler için kullanılır. Those are glasses. Onlar bardaklar. Glass Bardak demek çoğul takısı alınca S takısı aldı arkadaşlar. Burada S gelirken burada S geldi çoğul olması için. S olmasaydı tek bir bardak olurdu. A glass. Ama çoğul olduğu için S takısı aldığı için R yardımcı fiili fiiliyle birlikte do's kullanılır. Do's are şunlar bardaklar. Ne öğrendik bugün arkadaşlar? This, bu, that, şu. This'in çoğulu these, bunlar. That'in çoğulu da those, şunlar. Ve da ne öğrendik? E ve en öğrendik. E tekillerde, en de tekillerde kullanılır.